Sayın seyirciler, günaydın. Avrasya kaldığı yerden devam ediyor. Bugün çok değerli bir konuğumuz var, sanatçı bir konuğumuz var. Ressam Neriman Oyman bizlerle, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Programımızda bir sanatçıyı ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Sağ olun. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sizi tanımak istiyoruz. Öncelikle size Neriman Oyman kimdir diyorum. Sizi daha yakından tanıyalım. Şimdi tabii ki insanın kendini anlatması dünyanın en zor işi olmalı. Konuşmayı sevseydim gerçekten iyi bir hatip olabilirdim. Ancak ben resim diliyle konuşabilen bir sanatçı olduğum için daha çok resimlere bakıp görmek gerekiyor. Tabii ki burada hangi nedenle bulunduğuma gelince konuşmam gerekiyor. Neriman Oyman sanatın hamuruyla yoğrulmuş boyalı kuş ailesinden biri. Hayatını resimle idame ettiren, meslek edinen resmi, sanatın bu dalını. Sanatta resim, yani benim cephemde resim olmasaydı ne olurdu diye bakarsak, ya şair ya yazar, illa kendimi ifade etme biçimi olarak yine sanatın bir dalını seçecektim. Kendini ifade etmek gerçekten zor bir şey. Ancak resimlere yer yer bakıldığında, sanıyorum görsellerimizde var, orada da ifade biçimi olarak gözleri ön plana aldım ben. İnsan yüzlerini. Çünkü en iyi ifade biçimi bana göre resimde portre yapabilmek. Çocukluğumdan beri ona yoğunlaştım. Evet, daha çok portre üzerine eğildiniz. Evet. Gözler üzerindesiniz. Gözler üzerindeyim. Çünkü bakış direkt insanın gözlerine değdiğinde. Peki bu değdiğinde. Aynı zamanda zor da değil midir? Yani belki çok. De insan üzerinde ya da doğada çizilebilecek, o duyguyu aktarılabilecek en zor yerlerden biridir herhalde gözler. O anlamı kesinlikle katabilmek. Çünkü bakmak, yani o manayı nazar etmek derler eskilerin deyimiyle. Ben seviyorum gözle temas etmeyi, gözle konuşabilmeyi. Rengi, deseni, tamam her şey güzel de ama göz direkt görendir. Yüreğinin içine girer. Bu arada üçüncü gözlerim var. Kitapta da göreceksiniz. O da benim gönül gözlerim oluyor. Yani kendi içime yaptığım yolculuklardaki gözler oluyor. Yine gözler yani. Bu gözlerdeki bakış doğadan alıntı mıdır? Yoksa bunu kendiniz mi yaratıyorsunuz bir şekilde? Yani çok karşılaşmadığınız anlamlar katabiliyor musunuz resimde? Evet. Bu da yine benim içimdeki o yolculuk dediğim yere gittiğimde görünmeyen, yaşanmayan birçok olguyu da gözle gösterme imkanı buluyorum. Yani ille de doğanın içinden olması gerekmiyor. Zaten insan doğanın bir parçası ama yer yerde farklı düşüncelerim oluyor. Yani gökyüzünden indirdiğim şeyler de var. Evet. Bu arada. Şimdi bu gözleri nerede görebiliriz? Serginiz var zaten. Evet. Bundan bahsedelim biraz. Serginin amacı nedir? Ne zaman ve nasıl? Şimdi ne zaman? 10 Aralık. Lefkoşa Saçaklı Ev'de saat 5.30'da açılacak olan bir açılışım var. Bu nedenle buradayım. Amacı Halit Refik, geçtiğimiz günlerde Ekim ayının 11'inde maalesef kaybettiğimiz benim can dostum, ben onun can kuşu idim. O dostum için, yani Sayın Halit Refik için yaptığım bir sergi, ona adadığım, onun ruhuna adadığım böyle bir sergi içindeyim ve bunu da Kıbrıs Türk ile paylaşmak için geldim buraya. Evet, hoş geldiniz tekrar. Hoş. Şimdi bir kitap da görüyorum önümde. Sizin adınıza Aslan Bingüç ve Zeynep Ali'ye Neriman Oyman. Evet. Bu kitaptan da bahsedelim biraz. Tabii, sevinirim. Mutlu olurum. Bu kitabı bize anlatın. Neriman Oyman, bu kitapta neler bulunuyor? Bu kitap geçtiğimiz yıl zaten burada bir basın açıklamasıyla tanıtılmıştı. Evet. Biliyorsunuz. Türkiye'de ve burada tanıtımı yapılan bir kitap. Dostum Aslan Mengüç'ün ağırlıkla yazdığı bir kitap, onu ifade etmek isterim. Galeristim Nevzat Metin'in 99. kitabı olarak çıktı piyasaya. Henüz piyasaya da yayılmış, dağılmış bir kitap değildir. Bu, daha özel davranıyoruz bu konuda. Herkesin de ulaştığı bir kitap olmuyor maalesef. Keşke öyle olabilseydi. Belki ikinci baskısı çıkacak, bilemiyorum. Kitabın içeriği retrospektif özellikle. Yani geçmişten günümüze dediğimiz şey, benim 20 küsur yılımı kapsayan ürünlerim.
Burada Aslan Mengüç'ün yaptığı şey, o tabii olağanüstü bir yazar, gerçekten lirik, akıcı bir üslubu var. Bu da beni son derece mutlu etti bu kitapta. Benim hayatımdan kesitler bulacak izleyici, okuyucu bu kitapta. Çocukluğumdan ana başlıkları halinde zaten gidiyor. Bugüne değin yaşadığım resim, yani sanat dünyasındaki süreci anlatan bir kitap. Evet, bu açıdan bir belgesel niteliği belki de taşıyor, evet, diyebiliriz herhalde. Diyebiliriz. Hayatınızdan kesitler taşıyor ve bunu belki resme nasıl yansıdığı, evet, bununla ilgili bilgiler içeriyor. Biraz sanattan bahsedelim. Türkiye'de yaşıyorsunuz, İstanbul'da yaşıyorsunuz. İstanbul'da, Beyoğlu'nda. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldiniz şimdi, serginiz var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki sanata bakışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da bunu daha sonra genel olarak da konuşalım. Tabii. Türkiye'de, şimdi özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sanata bakış tarzı, resme bakış tarzı nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim, benim buraya ilk gelişim değil sanat nedeniyle. Bu kaçıncı gelişim, ben de unuttum. Ancak sergi olarak bu ikinci kişisel sergim burada. Kitabın tanıtımının dışında üç diyelim. Yine öyle mini bir hareket yapmıştım. Hı. Ama güzel bir sergiydi 2004'teki. Fakat gerekli ilgiyi göremedim. Bunu çok net söylemek gerekiyor. Uzun da kalmıştım. 2 ay gibi bir süreç. Ve o süreç içerisinde ben Kıbrıs'a ait resimler yapmıştım. Hı. Çok ciddi, hummalı bir çalışmaya girip, atölyemde Arslan Mengüç'ün eviydi. Bir odasını atölyeye dönüştürmüştüm. Siz o yılları anımsarsınız. Yine böyle bir belgesel hazırlığı içindeydik. Ve Serkan Bey, bu arada o Kıbrıs'ta ben o sergide gerekli şeyi bulamadım. İlgiyi, alakayı göremedim. Buruk ayrıldım. Şimdi farklı düşünceler içindeyim. Beni tanıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü ben koşup koşup neden buraya geliyorum? Bu bir sevgidir. Hı hı. Bu bir aşktır. Aslında bir eser de bırakıyorsunuz. Yani Kıbrıs'a dair resimler yapıyorsunuz. Evet. Aslında Kıbrıs için de bir eser, tarihe bir kanıt bırakıyorsunuz. Bu açıdan da bunun yapılması önemli bir şey aslında. Bunu da bana göre de. Hı hı. Bana göre de. İşte. Peki neye bağlıyorsunuz? Neye bağlıyorum? Çok derin bir konu. Yani birkaç cümlede, bir potada söylenecek bana göre şeyler değil. Eksik kalır. Bir şeyleri azaltmak hoş olmayacaktır. Ancak görünen bir gerçek var. Bu çok çarpıcı. Sanata gerekli ilginin olmadığı ve buradaki sanatçıların da biraz yalnızlık çektiğini düşünüyorum ben bu konuda. Yani gerekli onureyi bulamıyorlar. Böyle bir alışveriş altyapısı yok bana göre. Ekonomik olarak mı diyeceksiniz? Yok, ben böyle düşünmüyorum. Yani nice ekonomisi çok iyi olmayan insanları bilirim. Taksitle resim alırlar. Amaç satma anlamında değil. Yani onların evinde bir sanat eserinin bulunması çok başka bir şey. Yani gelecek nesiller için bir araçtır bence, bir yoldur. Öyle edilen bir kültürümüz var mı peki, bizim evimizde bir sanat eseri bulundurma, onu seyretme, ondan bir haz alma bana ya göre da bunu yok yapma? Bana göre yok. Çünkü duvarlara bakıyorum, inanın yoldan geçerken bile bakarım, pencereleri, ışıkları açıktır. Bomboş duvarlar. Ya uyduruk bir işte retrospektif bir baskı resim asarlar ya asmazlar. Bu da son derece sıkıntı verici bir şey. Niye? Bu duygula hiç tanışmamakla ilgili olabilir mi bu? Yani bir sanat dalıyla, resimle hiç bir ilişki kuramamak, hayat boyu belki bir resmi hiç fark edememek ve bunun belki bir ömür boyu gitmesi. Yani bir tanışma problemi var insanların çoğunun sanatla? Sanıyorum iyi dokundunuz oraya. Bence böyle bir şey var. Tabii o alt kültürü oluşturacak devletin de yaptırımları olmalı bana göre. Devletin de destekleri olmalı. Ben oradan da bir medet bekliyorum sanat adına. Bireysel asla olamaz. Sanatı ileriye taşıma anlamında, yani bir ülkede sanat azımsanıyorsa çok büyük bir problem var demektir. Bence liderler, rehberler buna çok önem verebilmeli. Onlara da benim gönderim var şu anda. Belki sitem diyebiliriz.
Bu yüzden taleplerim var, isteklerim var. Nedir bu talepleriniz? Daha duyarlı olmaları, hı-hı, sanatı ve sanatçıları desteklemeleri, dış ülkeye tanıtımlarında ekonomik olarak da sponsor olabilmeleri, hı-hı, yardımcı olabilmeleri ve duyarlı olabilmeleri. Eğer bir rehber ışık veriyorsa diğerleri arkasından mutlaka o ışığa doğru gidecektir. Ama o ışığı doğru yansıtabilmek çok önemli. Evet. İçinde gölgeler taşımamalı. Hı-hı. Önce kendi inanmalı. Anlaşılan sanatçının hani problemleri var, bazı sıkıntıları var ama herhalde bunların en kötüsü de bazı destekleri görememesi. Belki evet, ekonomik sıkıntılar. Yani sanatçının en son aklında düşüneceği şey belki de ekonomik sıkıntılar. Sergi açmak, yaptığı eserleri paylaşmak istemesi, paylaşamaması. Bu kadar net sıkıntılar da yaşıyor musunuz? Yani aslında imkanlarım daha iyi olsaydı, siz veya sizin gibi diğer sanatçılar şunu da yapardım, şunu da yapardım ama işte bunları yapamıyorum. Kesinlikle doğru yere temas ettiniz yine. Benim yurt dışında tabii ki sergilerim oluyor. Yine de olacak. Hı-hı. 12 sergi var beni hazır bekleyen. Hı-hı. Yani projeler oturmuş vaziyette. İstanbul'da bir galeristle çalışıyorum. Desteğini alıyorum. Hı-hı. Ama yetmiyor. Yani bütün dünyaya açılmak. Derler ya, dünyayı istiyorum hemen şimdi. Ben öyle bakıyorum. Çünkü insan ömrü nedir bilinmiyor. Yarın ölecek ya da şu an ölecek gibi resim yaparım ben. Hep yarına bir şey taşıyabilme adınadır bu. İnsanlığa bir hizmettir. Bunun karşılığı da ilgidir. Yalnızca ilgi. Peki teknoloji size bu konuda destek oldu mu? Yani resimlerinizi tabii, paylaşma, ulaştırma, gidemediğiniz yerlere taşıma konusunda teknolojinin faydasını hissettiniz mi? Ben hissettim, hissediyorum da. Kesinlikle internet aracılığıyla dünyaya zaten görsel olarak, somut olarak verdiğim 300'ün üzerinde eserim var. Türkiye'den bir kadın ressam. Bu beni son derece mutlu ediyor. Ben ülkemde bu konuda destek ve anlam bekliyorum. Bana yapacakları destek sadece ben ülke dışına çıktığımda zorluk çıkarılmaması. Hı hı. Ekonomik olarak sponsorlar bulunması. Bunları ben düşünmemeliyim. Hı hı. Ama ben düşünüyorum maalesef. Evet, en son düşünmesi gereken şey belki bir sanatçının. Peki resim yaparken ne hissediyorsunuz? Aslında belki tarif etmesi çok zordur ama resim yapmak sizin için ne demek? Beş duyunun hareket etmesi demek. İnsana dair bir şey, o olguların bir anda hareket etmesi ve ben bunun farkına varabiliyorum. Beş duyuyu hareket ettirmek için de kendime yaptığım şölenler vardır, armağanlar vardır. İşte güzel bir koku gibi, tütsü gibi, işte ne bileyim, iyi bir müzik gibi kulak duyumudur. Zaten o dokunma duygusu, ben artık ekmeğin üstüne boyaları sürüp yiyebilecek duruma geldim. O denli seviyorum. İç içesiniz, seviyorsunuz. Çok seviyorum gerçekten. Var olduğumu hissediyorum. Çünkü yarına bırakacak bir şeyim var. Bu bir şans olmalı. Evet. Sürekli resim yapar mısınız? Yani hayatım her mı? An resim yapmadığınız hafta, gün var mı? Yoksa sürekli bir şeyin üzerinde uğraşır mısınız? Son bir haftadır resim yapmamanın verdiği bir eksiklik ve sıkıntı içindeyim. Onu hemen belirteyim. Dün bir dostumun evinde konuktum. Odun evinde boyaları vardı ve ben o boyaları, belki ellerimde vardır izleri şu anda, yer gibi tuval üzerine sürdüm. Çok mutlu uyandım bu sabah. Evet. Biraz çalıştım çünkü. Çok güzel. Evet. Biraz da hani bizi izleyenler için resim yapmak isteyen birçok insan olduğunu düşünüyorum. Yani ben de resim yapmak istiyorum. İçinden geçiren oluyordur. Evet. Değerli bir ressam olarak, bu yolları çok iyi bilen biri olarak neler tavsiye edersiniz resim yapmak isteyen insanlara? Şimdi çok geriye dönmem gerekecek. Nereye dönüyorum? 6 yaşlarıma dönüyorum. Hı hı. 7 yaşlarıma dönüyorum. Ben kendimi ifade etmek için otururdum, yüzler çizerdim demiştim. Hı hı. İlkokulda öğretmenimi de dinlerken ders anlattığı derse oturur, defterlerin üzerine yüzler doldururdum. Hı. Arada dayağını da yerdim, o başka bir şey. Hı. Şunu isterim, yani insanın kendini ifade etmesi çok önemli bu hayatın içinde. Hı. Ama resimle olur bu,
ama başka alanda olur. Şiir olur, yazın alanı olur, fotoğraf çekmek olur. Bir sürü şey var yapabileceğim. İlle de resim diyorsak, görsel bir haz diyorsak, boya tadı diyorsak, ben şunu öneriyorum. Asla bunun yaşı, zamanı ve yeri yoktur. Asla. Bunun akademisi de şöyle söyleyeyim, yanlış algılanmasın. Akademisyen saygı duyduğum hocalarımdan tenzih ederek söylüyorum. Akademi şart gerekli değil ama şart değil ama gerekli. Neden? Çünkü şart o değil ama gerekli. Şart değil ama gerekli. O disiplini zaten hayatın içerisinde görüyorsunuz. Bir atölye edindiğiniz zaman bu odanızın bir bölümü de olabilir. İlle de bir mahalle ötesinde tutacağınız bir atölyeden söz etmiyorum. İmkanlar dahilinde odanızın bir bölümünü ya da balkonunu diyelim. Oturursunuz bir masa, bir şövale, alacağınız bir tuval, birkaç boya. Ben böyle başlamıştım zaten. Evet, evimin mutfağı ve lavabosu benim atölyelerimdi. O yüzden onlara önerim. Yer, zaman, mekan hiç önemli değil. Hissetmekle ilgili bir şey. Lütfen diyorum, o olgu, o düşünce, o duygu varsa onu hayata geçirsinler. Ve çok mutlu etsinler kendilerini. Gerçekten mutluluktur bu. Evet. Çünkü istediğiniz bir şeyi yapabiliyorsunuz. Kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Bundan güzel ne olabilir? Evet. Peki bu noktada aslında derin konular bunlar. Evet. Sanat üzerine konuşulan konular çok derin konulardır. Ama yetenekle sanat arasındaki fark nedir? Yani bir ressam için düşünelim bunu. Yani evet. Yeteneklisiniz, çok güzel resim yapıyorsunuz. Yetmez. Ama bunu bir sanat eseriyle arasındaki farkı nasıl görelim, nasıl göreceğiz? Tabii, çok doğru bir soru bu, güzel ötesi, gerçekten doğru. Her yetenekli insan yaratıya sahip mi, yani sanat yapabiliyor mu? Öyle bir şey yok tabii ki. Yeteneğiniz vardır, zanaat yaparsınız, en iyisini yaparsınız ama. Yeteneğiniz vardır, sanat yaparsınız. Ancak her ressam sanatçı mıdır diyelim, biz kendi boyutum, ben kendi boyutumdan ele alayım. Hayır. Her ressam sanatçı değildir. Boyar ailesidir. Boyayabilir. Resim yapabilir. Ancak el yaratımı bambaşka bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Kendi süzgeçlerinden, kendi hayat görüşünden ve olgularından o süzgeçten geçirerek hayata görsel bir şey, somut bir şey bırakabiliyorsa, yaratı da varsa o sanattır zaten. Evet. Aradaki en büyük fark da zaten budur. Bence de budur. Peki sanat ve siyasetten bahsedelim biraz. Sanatçıların hep muhalif bir bakış açıları vardır. Bu doğru mudur? Bence doğrudur. Olmalıdır da. Her sanatçının da siyasi bir duruşu olmak durumunda diyorum. Adam sendici bir toplum olmaktan çok korkan bir insanım. Olmamalıyız. İşte bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ben şurada oturayım, köşede resmimi yapayım. Hayat bu değildir. Sanatçı zaten günceli yakalayandır. Yani günceli yakalayamıyorsa sanat yoktur orada. Ayrıca bunu da söyleyeyim. Yani sadece ben, evet. Memleketimde örneğin bir Ergenekon davası var. Biliyoruz hepimiz bunu. Ben o Ergenekon davasında oturdum, resimler yaptım. Bu tarihe taşıyacağım bir belgedir, somut bir belgedir. Ne tarz resimler diyeceksiniz? Yani siyasetle ilgili de evet. Düşüncelerinizi resme aktarabiliyorsunuz. Aktarabilmeli. Yani sadece sanatçılık bu değil. Güncel konular, yaşam, yaşantı bunlar da sanatçıyı etkiliyor. Çünkü sanat etki ve tepkidir aynı zamanda. İnsanlar etkilendiği her şeyi tepki olarak görsel yapabilirler bana göre. Bu yazın alanında da böyle. Çizim alanında da böyle. Evet. Sanatçının bence siyasi bir duruşu olmalı. Evet, siyasi duruşsuz da olmaz. Evet, evet. Resimlerinize göz atıyorum. Dediğiniz gibi tabii ki yüzler, gözlerdeki manalar dikkat çekiyor. Özellikle gözler. Bu benim Avni Mehmetoğlu, sevgili hocam rahmetli oldu. Onunla yaptığım Kenterler Tiyatrosu'ndaki ilk sergi. Bir kesit. Evet. Kesit. Bunlar o döneme ait. Yine ilk dönemlerim, Yeni Dal grubundayken. Evet. Gözler dikkat çekiyor ve renkler de aslında dikkat çekiyor. Evet. Renkli çalışmalar. Buradaki
tarzınız tabii, düşünceniz ne? Renkler sizin için ne demek? Çok önemli renkler. Renklerin zaten dilleri var bana göre. Hayatımızı çok etkileyebiliyor renkler gerçekten. Örneğin ben mor kıyafet giydiğim zaman daha duygusal, daha duyarlı, daha farklı olabiliyorum. O beni etkiliyor. Kırmızı giydiğim zaman bazen hep hırçınlık demek değildir. Ama daha aktif olabiliyorum, hareketli olabiliyorum. Çünkü o beni harekete geçiriyor. Evet. Yani renklerin de bir dili var. Hem de müthiş bir dili var. Bunu yaşıyorsunuz da. Bunu yani kendi üzerinizde de yaşıyorsunuz. Ben kendi üzerimde de, herkes yaşıyor. Farkında olmadan da. Farkında olmadan da yaşıyoruz ama keşke farkında olabilseydik, çok daha iyi olabilirdi. Evet. Mitolojik resimler de var. Evet. Efes dönemi var. Var. O dönemi de anlatır mısınız bize? Efes dönemi işte dünyaya 300'ün üzerinde resim verdiğim kapı, alan diyeceğim ben oraya. Açılan bir pencere de olabilir. Orada çok onur edildim, onu söylemek istiyorum. Yabancıların bana bakış açı, yani benim yaptığım eserlere bakış açıları, işte aynen bu dönemdir onlar. Tapınır gibi bakıyorlardı resimlere. Adeta tapınıyorlardı. Böyle bir şey görmemiştim. Kendi ülkemde de görmemiştim o boyutta. Ve orada o satın alma şekilleri, davet etmeleri ülkelerine, ama nasıl davetler, inanamazsınız. Gerçekten çok büyük bir ilgi görmüştü o dönem. 7 yıl, 6 yılı geçti o kadar süre. Oraya çekip gitmelerim ve orada çok çalıştım resim. Evet. Sanatçıyı zannediyorum en çok besleyen şey, görülen ilgi, beğeni. Sizlere kamçıdır. En çok besleyen konu. Hareket ettirir insanı. Kırmızı renk derim ben o ilgiye. Çünkü o ilginin neden rengi kırmızı? Kamçı hareketi çeker. Sizi hareketlendirir. Yani renkle bunu zaten... Ben renkle ifade edebiliyorum. Evet. Evet. Bu da böyle bir şey. Rengarenk resimler görüyoruz. Evet. Teknikler de çok orada. Farklı farklı. Türk sinemasında Kilit filminin de afişiniz var. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şöyle söylemek isterim. Ben mütevazi bir insanım ancak bazen de gerçekleri söylemek lazım. Bu Kilit filminin afişi dünyada tekrar çiziyorum altını, ilktir. Bunu ben yaptım. Çünkü neyi ilktir? Pentürel anlamda, pentür anlamında ve yaratı anlamında bana bırakıldı her şeyle. Bir Kilit filmi çekiliyor. Müjde Arda içinde oynuyor o filmin. O filmin afişi istendi benden. Ama çok hummalı bir çalışma. Aylarca süren, bir yıla yakın süren bir çalışmaydı o. Detaylarım çok çünkü. Önde Afife Jale. Bu arkada sanıyorum var o resim. En arkada Kilit filminin. Çok çok burada. Evet, bayağı bu uzun bir çalışmayı kapsadı. Detaylar çoktur. Ve dünyada ilk kez böyle bir filmin afişine imza attım. Yani dünyada bir ilki de gerçekleştirdim. Tabii gerçekleştirdim. Böyle bir teklif, böyle bir şey düşünmek aslında bu yolu açan önemli bir neden. Ve bunun tabii mükemmel bir şekilde değerlendirilmesi ve dünyada bir ilk olması. Bunun devamı gelir mi? Bilmiyorum. Ama gelirse de ben karşılayacağımı biliyorum. Hazırım buna. Potansiyelim var, yürek var, emek var, her şey var. Bekliyorum yani. Aslında yeni bir tarzdır, yeni bir bakış açısıdır. Bence de öyle. Çok anlamlar katıyor tabii ki. Ama filmin tanıtımı bence yeterince yapılmadı. Nedense bilmiyorum. Yapılsaydı herhalde çok farklı şeyler olacaktı. Eksiklerimiz var bence. Evet. Süremiz daralıyor gittikçe. Şimdi öyle tekrar mi? Ne güzel geçiyor zaman. Serginize dönelim. Sergiden biraz daha bahsedelim. Serginizde neler olacak? Bize biraz daha anlatın serginizle ilgili. Açılışta kimler olacak? Şimdi bu sergiye Müjde Arda gelecekti. Bana böyle bir şeyde bulunmuştu, sözde bulunmuştu. Merhum Halit Refi abimin evine gittiğimde kendisi de oradaydı. Sevgili Gülper Refi de tabii çok büyük acılar içerisinde. Birlikte geleceklerine dair söz almıştım. Ancak son günlere yakın tekrar telefonla görüştüğümüzde sanıyorum yüksek tansiyon sorunu var. Öyle bir nedenle buraya gelemedi. Maalesef açılışımız da olamayacak. Ancak şunu söylemek istiyorum çok kısa olarak. Sanıyorum birkaç dakikam vardır. Var birkaç dakikadan sonra. Teşekkür ederim. Ben biraz vefasızlıkla suçluyorum bir takım sanatçılarımızı. İsim vermeyeceğim.
bir vefasızlık durumu var. Halit Refi gerçekten büyük bir duayen. Böyle sessiz kalınmamalı bana göre. Ben bu hareketi yapıyorum. Dostu olarak yapıyorum. Sanatçı bir dostu olarak yapıyorum. Diğerlerinden bekliyorum. Aslında bu bir bekleme durumu. Bekliyorum. Umarım yüreklerini ellerine alarak bir harekete girerler. Bu da beni çok son derece mutlu edecektir Türkiye adına. Öncüsünüz bu harekette, evet, aslında. Evet, ben şu anda bir ilki gerçekleştiriyorum yine. Halit Refik'in bir dostu olduğunuzu da söylüyorsunuz. Tabii dost tabii olarak, arkadaş olarak bunu yapıyorsunuz. Biraz sizi bunu yapmaya iten nedenden bahsedelim. Yani bize biraz anlatır mısınız Halit Refik'i? Şimdi Halit Refik'i anlatmak tabii zordur. Ama onu yaşamak lazım. Halit Refik bir bilim adamıydı bana göre. Büyük bir değerdi. Yani konuşmaya başladığı anda inanın kilitlenip kalıyordunuz ve dünyadan konuşuyordu. Her şeyden konuşabiliyordu. Bilgi birikimi olağanüstü yüksek bir insandı ama küstürüldü biliyorsunuz. Yorgun Savaşçı filmin yakılmasından sonra bir suskunluk dönemi yaşadı. Çok uzun sürdü bu dönem. Küstürüldü, kırıldı. Bana göre yorgun bir savaşçı değildi o vefat ettiğinde. O yorulmayan savaşçıydı. Ruhu şad olsun diyorum. Onu çok özlüyorum. Şu an söylerken de çok son derece duygulanıyorum. Bir vefa borcum var zaten ona. Asla ödeyemeyeceğim. Son kitabında Doğruyu Aradım, Güzeli Sevdim adlı kitabında Halit abimin bana 3 sayfa yer ayırmıştı. Ve bana hiç söylemeden yaptı. Ben bunu hastalığı sırasında öğrendim sevgili eşinden. Aldığımda tabii çok müthiş duygulandım. Hiç söylemeden 3 sayfa yer ayırmış. Çok duygulandım gerçekten. Zannediyorum kendisi de bilseydi sizin bu vefa borcunuzu, şu an bu serginize aynı şekilde o da duygulanırdı. Biliyorum. Rahmetle anıyoruz. Zaten duygu insanıydı. Evet. Biraz da gelecekten bahsedelim. Evet. Gelecekle ilgili projelerinizden bahsedelim. Gelecekle ilgili projelerimde çok yoğun sergi var. Yurt içi, yurt dışı inanılmaz sergiler. Türkiye'nin birçok yerinde hazırlanmış sergiler var. Evet. Benim galerist işte Zafer Bilgin tarafından yapılacak. Bu Samsun, Ankara, İzmir şu an sayamayacağım kadar çok. Ardından yurt dışları başlıyor. Çok yoğun bir tempo beni bekliyor. Bu arada konferanslarım olacak. İlk Trabzon'dan başlayarak bir çağrı aldım. Gençlerle, okullarda gençlere yönelik konuşmalar yapacağım. Canlı performanslarla. Canlı performansları soracaktım ben de. Öyle mi? Bunları da yapıyorsunuz. Canlı yapıyorum. Performans nasıl oluyor sizin için? Edirne'de başladı. Böyle bir teklif geldi. Ben de zevk duyarak kabul ettim. Çünkü ressamlar hep atölyelerinde, hep dört duvar aralarında çalıştığı için genelde, ki ben de öyleydim. 200 öğrencinin arkamda olması ve benim onların önünde şövalye üzerinde resim çalışmam olağanüstü bir duyguydu. Bunu zor olmuyor mu peki? Hiç zor olmadı. Hiç zor olmadı çünkü onlardan aldığım o güzelim enerjiyi inanın oraya aktardım. Ve onların sessiz kılışına döndüm. Aa, siz burada mıydınız dedim. O kadar saygılı çocuklar. Gençlerimize güveniyorum. Evet, yani aslında gençlik hani güzel. Onca insanın önünde canlı performans çok göstermek zor olarak düşünülüyor. Ama tabii bunu da yapabilmek aslında farklı bir boyutta kazandırıyor mu bu olaya? Bir eserin ortaya çıkışına insanların şahit olması. Bence kazandırıyor. Şu an inanın imkan olsa, burada bir şövalye olsa, bu konuşma süreci içerisinde ben oturup resim de çalışabilirdim. Çok daha da keyifli olurdu benim için. Evet. Evet. Çünkü artık bunu seviyorum, bu duyguyu. İnsanların olduğu bir ortamda duygu aktarımıdır o. Ben o aktarımları seviyorum. İlle de yalnız olması gerekmiyor insanın resim çalışırken. Bu o boyuta taşınabilir mi acaba? Tamamen artık ressamlar ya da siz eserlerini hep canlı gerçekleştirme isteği duyabilir mi bir gün? Bence, sürekli paylaşmak. Bence duyabilir. Gerçi ama paylaşmamak da belki bir farktır. Tabii, ama o da ayrı bir fark. Yalnızlığa ihtiyacımız yok mu? Var. Ama yalnız sandığımız anlarda yüreğimizde binlerce, yüzlerce insanları taşıyıp götürüyoruz. Yani bir dağ başında resim yaptığımı düşünüyorum. Ben yalnız olmayacağım. Evet. Yine insanlar olacak yüreğimde, beynimde. Onları yansıtacağım çünkü. Evet.
Yurt dışı sergileriniz nasıl geçiyor peki? Yurt dışında güzel, ilgi nasıl? Güzel, her anlamda güzel. Söyleyeceğim tek şey budur. Her anlamda güzel. Ekonomik davranış biçimi, onur edilmeniz, gelmeniz, gitmeniz. Daha mı güzel, güzel mi? Yani ülkemize kıyaslamak. Daha güzel. Gerçekten daha güzel. Üzüyor mu peki sizi bu? Üzüyor. Çok üzüyor beni. Son derece rahatsızım bundan. Ne Türkiye'de ne burada beni üzen çok şey var. Yani olmamalı. Salt beni değil ben derken birçok sanatçıyı da üstlenerek ben diyorum. Onlar adına da. Evet. Farklı olabilirdi. Aslında hep yine olumsuz konulara geliyoruz bir şekilde. Ama irdelemek lazım. Evet. Az. Serginize tekrar davet edelim. Edelim. Çok tekrar sevinirim. Tekrar davet edin bizi dinleyenleri, bizi izleyenleri. Şöyle söyleyeyim. Ben gerçekten Kıbrıs'ı çok seviyorum. Yani çok olağanüstü sevgim var. Ve çekip çekip neden buraya geliyorum diye sorular soruluyor bana. Seviyorum. İnsanlarını seviyorum, doğasını seviyorum, havasını seviyorum. Her şeyiyle seviyorum. Yavru vatan, işte ana vatan durumu bile değil. Bambaşka bir şey burası benim için. Çok seviyorum burayı ve buradayım. Ben onları şimdi davet ediyorum. 10 Ekim doğum günüm pardon. 10 Aralık Saçaklı Ev'de, Lefkoşa'da saat 5.30'da açılışıma bekliyorum. Çok az kalacağım yalnız bu ülkede. 2 gün zamanım var sergiden sonra. İşin kötüsü de bu. Evet. Onu da söyleyeyim. Yani çok az bir süremiz var sergiyi izleyebilmek için. Biz de uyaralım tekrar bizi izleyenleri. Lütfen. Böyle değerli bir ressamın sergisini kaçırmamak gerekiyor. Kaçırmayalım diyoruz. Çünkü yeni resimleri görmelerini istiyorum. Onlar için buradayım. Yani onları paylaşma adına buradayım. Halit Refik de var içinde. Evet. Rahmetli. Süremizin sonuna geldik. Öyle sizden mi? Son olarak söylemek istedikleriniz varsa alalım ve programımızı bitirelim. Şöyle söyleyeyim. Sevgi yoksa çekilmez bu yaşam. Çal mutluluğu giden her yaştan. Sevgi bir türküdür dostum. Söyle onu yeni baştan. Şiirsiz hayat olmaz diyorum. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz Sayın Uyman. Ben teşekkür ediyorum. Programımıza gerçekten renk attınız. Var çok olun. Sağ olun. Çok siz teşekkürler. Sağ olun. Çalışmalarınıza teşekkür başarılar ederim. Diliyoruz. Teşekkür sağ ederim olun. Efendim. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, Günaydın Avrasya'nın bugünlük de burada sonuna geldik. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.